Mekanları değerli kılan, o mekanlarda yaşayan insanlar ve hayatın tatlı anılarıdır. İşte böyle önemli bir olayın tarihin altın sayfalarına altın harflerle yazılmış bir hadisenin 105 yıl sonra anılması ve ihyasına şahitlik ediyoruz. Vakfımız tarafından aslına uygun olarak restore edilerek muhafaza edilen bu hane, bu ev 53 nolu hane bundan sonra müze olarak ziyarete açılacaktır. Bu arada 80 yıldır evi muhafaza eden Çakır ailesine ve bundan böyle gözü gibi bakacak olan hacılar halkına da vakfımız adına teşekkür ediyoruz. Restorasyon çalışmalarında binanın aslına uygun olarak 100 yıl önceki iç ve dış kerpiç duvarları yeniden çamur ile sıvanmış, bina içerisindeki odaların tavanları artıç merteklerle yeniden döşenmiş, binanın dış kenarları zemin üstü belli bir alan darende taşıyla kaplanmış ve ahşap dolap ve diğer unsurlar orijinaline uygun malzemelerle yenilenmiştir. Anadolu'da kurulan bu medeniyetin özü sevgi ve hoşgörü medeniyeti olmasıdır. Bunu başaran da gönül erenleri, gönül mimarları olmuştur. Bugün hatırasına evinin tamir edildiği ve bundan sonra kültür hizmeti olarak, tasavvuf hizmeti olarak Darende halkına ve Türkiye'ye hizmet verecek olan bu evde doğan Osman Hulusi Efendi rahmetli de bu silsilenin 20. yüzyıldaki temsilcisidir. 20. yüzyılın bu silsilenin temsilcilerinden olan Osman Hulusi Efendi de gerek Darende çevresinde gerekse dolaştığı yerlerde bu sevgi ve hoşgörü, insana hizmet anlayışının yayılmasını sağlamış ve insanımızın birbirine saygı duymasını, birbirine hoşgörüyle bakmasını daima öğütlemiştir. Ya Rabbi, bu güzel eseri Darendemiz, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile kıl Allah'ım. Allahu Ekber ve Lillahi Teala. Güzel yapmışsınız. Evet. Hakikaten. Dikiş makinesi. Evet. Tahtası. Şurada kendi sağlığında kullandığı dolap da Zaviye'deydi ama buraya gittik. Eski sistemi var şimdi. Evet.